Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere bal sirkesi yapacağız. En şifalı sirkelerden olan bal sirkesinin yapımını anlatmaya çalışacağım sizlere. Birçok bal sirkesi yapımı var arkadaşlar, değişik şekilde. Ama ben sizlere yıllardır kendi yaptığım usulden bal sirkesini anlatmaya çalışacağım. Yapımı da üstelik çok kolay. Sadece burada elinizde olması gereken petek bal. Petekli bal kullanacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle içi boşalmış ya da böyle hafif dolu olan peteklerinizi tercih edebilirsiniz. Bunları kavanozumuza bu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içinde bal da var. Peteklerimizin sadece boş değil. 10 litrelik kavanoz kullandım arkadaşlar ben. Göz kararı yapıyorum. Tabii ki siz küçük kavanozlara yapabilirsiniz. Küçük kavanoza yaptığınızda 1 litrelik kavanoza şu şekilde bir petek işinizi görecektir. Eğer peteğiniz tamamen boşsa içine 1 yemek kaşığı bal ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi balımızı ekledim. Daha sonra peteklerimizi ekledikten sonra içine sirke anası ekliyorum arkadaşlar. Sirke ananız yoksa elma doğrayabilirsiniz. 3-4 adet elma doğrayabilirsiniz arkadaşlar içine fermentasyon olsun diye. Ama elma doğramasanız da sirkenin fermentasyonu olacaktır arkadaşlar. Şimdi şöyle birkaç tane içine sirke anası attım. Sirke anası siparişleriniz için Toprağın Huzuru sayfasından sipariş verebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biraz da üzerine elma sirkesi ya da üzüm sirkesi ekliyorum. 10 litrelik kavanoz için yaklaşık 2-3 bardak kadar ekliyorum arkadaşlar sirkemizi. Daha sonra kavanozumuzun şu bölümüne kadar, üstünde az bir yer kalana kadar su dolduracağım. Daha önceki sirke videolarımda da anlatmıştım. Şimdi suyu dolduruyoruz arkadaşlar. Sirke başlı başına bir şifa kaynağı. Bal sirkesi de daha bir şifalı arkadaşlar. Bu yüzden mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi gördüğünüz gibi kavanozumuzun şu kısmına kadar su doldurdum. Biraz daha su ekleyeceğim. Sirkemizi her gün 15 gün boyunca karıştıracağız arkadaşlar. Çünkü peteklerimiz eriyecek. İçindeki ballar boşalacak. Şöyle arada elinizi sokup sıkabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ballar içinden akması lazım. Bu petekler tamamen boşaldığında yüzeye çıkacaktır. Ve sirke oluşumu başladığında ise bunlarla birlikte sirke anası oluşacaktır arkadaşlar. Eğer sirke anasına bu peteklerin yapışmasını istemiyorsanız 15 gün sonra tamamen bunlar içindeki balı özü süzüldükten sonra bunları çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Petekleri. Balınızın bu arada doğal olması çok önemli. Güzel bir sirke yapmak istiyorsanız bütün malzemelerinizin doğal organik olması gerekli arkadaşlar. Şimdi şöyle size kavanozumu göstereyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde doldurdum. Biraz daha şuraya kadar su dolduracağım arkadaşlar. Hemen onu da doldurayım, tamamlayayım. Evet arkadaşlar, üstünü suyla tamamladım. Şimdi gördüğünüz gibi sirkemiz bu şekilde hazır olacak inşallah. Ağzını temiz bir tülbentle şu şekilde kapatıyoruz. Bağlıyoruz. Her gün açıp karıştırıyoruz arkadaşlar. 15 gün boyunca karıştırma yapacağız. gün boyunca her gün karıştıracağız arkadaşlar. Daha sonra zaten sirke anası oluşmaya başladığında sirkemiz oluşuyor demektir. Sirke anamız oluşup da dibe çöktükten sonra ise sirkemizi süzüyoruz.
Mutlaka sirkeyi süzmek için sirke anasının dibe çökmesini bekliyoruz arkadaşlar. Daha sonra da süzdükten sonra karanlık bir yerde bekletiyoruz ve yaklaşık 6 ayla 1 sene arası sirkelerimizin fermantasyon olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Mutlaka sirke için en az 6 ay ve 1 sene, bazı çok tatlı olan gıdalarda, sirkelerde 4 ayda olabilir ama bu çok nadir. En az 6 ay sabretmeniz gerekir arkadaşlar. Çok mesaj geliyor bana Instagram sayfamdan. İşte sirkem oldu mu 3 ay sonra süzebilir miyim? Sirke sabır işidir arkadaşlar. Mutlaka güzel sirke elde etmek istiyorsanız, şifalı sirke elde etmek istiyorsanız lütfen sabredin. Sabredeceksiniz. Sirke o kadar kolay bir şey değildir. Yani kolay, yapımı kolay ama bekleme süreci biraz uzun bir şifadır bu. O yüzden şifasından faydalanmak istiyorsanız mutlaka en az 6 ay 1 sene beklemeniz lazım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bol şifalı, huzurlu günler arkadaşlar.